Hadis kitaplarının orijinalleri elimizde var mı? En eski nüshalar hangi tarihlere aittir? Yok. Yok işte. Hadisler hadis kitabına girinceye kadar başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiş. 100, 150, 250 yıl sonra toplanıyor. Uydurmalar bir yana, gerçeğinin başına neler gelmiş neler. Siyasi, sosyal, ekonomik, dinsel, kabilevi nedenlerle hadisler yamuluyor yolda gelirken. Başına kaza geliyor. Yani taş düşebilir, ayı çıkabilir, efendim yoldan şaşabilir, bir nadanın eline düşüp olmadık şekillere girebilir. 250 yıl sonra biri çıkıp sözüm ona tek tek gezerek topluyor. Bunun koca bir yalan olduğunu, hadisleri tek tek gezerek toplama rivayetinin koca bir yalan olduğunu, at, eşek, deve sırtında binlerce mil giderek, buna rehle denir hadis ilimde, hadis topladıkları iddia edilen insanların basbayağı bunları masa başında başkalarının yazdığı kitapları birebir kopya ederek yazdığını geçenlerde kaybettiğimiz Fuat Sezgin Hoca, Bukhari'nin Kaynakları adlı ezber bozan kitabında ispat etmiştir. Bukhari'nin sahihine bakalım örnek olarak. Yani orijinali var mı diye sordunuz. Kitabın müellif nüshası yok. Yani Bukhari'nin eliyle yazdığı nüsha yok ortada. Bir kağıt, bir tek sayfa bile yok. Peki ondan kopyalayanlar olmuş. Firabri nüshası diye bir nüshadan bahsediliyor kaynaklarda. Nesefi nüshası diye bir nüshadan, kopya nüsha. Peki Firabri ve Nesefi'nin ondan kopyaladığı kitapların orijinali var mı? O da yok. Peki onlardan kopyalayan daha çok insandan bahsediliyor. Peki o kopyalayanların bir tanesinin orijinali var mı? Maalesef o da yok. Peki o yok, o yok, o yok, o yok. Nereye kadar yok? Bukhari'den 500 yıl yaklaşık sonrasına kadar yok. 1301 ölümlü olan Yunini diye bir adam çıkıyor. Diyor ki bize bu Bukhari'nin topladığı hadisler sahih. Böyle bir kitap. 1301 ölümlü bu adam. Bukhari Hicri 256'da vefat etti. Arasında yaklaşık 500 yıl var. Ve 500 yıl sonra biri çıkıyor bu Bukhari'nin sahih kitabıdır diyor. İnanırsanız. Peki bu yetiyor mu? Yetmiyor. Ondan onlarca yıl sonra iki kişi daha çıkıyor mesela. Ayni diye biri Bukhari'nin sahihini şerh ettiğini söylüyor. Bu da Bukhari'nin kitabı diyor. Yine İbn Hacer el-Askalani diye biri Fethül Bari diye bir şerh yazıyor Bukhari'nin kitabına. Bu da Bukhari diyor. Ve biz üçünü yan yana koyuyoruz ama arasında tonlarca fark buluyoruz. Dolayısıyla hangisi Bukhari'nin kitabı? Onun için bu bir örnek bile yeter aslında. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i 17. yüzyılda, 17. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkıncaya kadar Hicri 241 yılında vefat etmiş olan Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i yok ortada. Yani o öldükten ne kadar sonra diyelim, yaklaşık 900 bin yıl sonra önümüze bir kitap çıkarıyorlar. Bu Ahmet bin Hanbel'in Müsned'idir diyorlar. İnanırsanız. Dolayısıyla hadis kitaplarının orijinali var mı sorusunun cevabı hayli hayal kırıcıdır. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.